Herkese selamlar dostlar. 14 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadele var. Fakat hemen şöyle herkes bir dursun 2 saniye. Şu videoya bir like atalım. Bu videoda hem ideal kombine hem de sistem kuponu vereceğim. Geçen yapmıştık. Tekrardan bir deneyelim dedim. Toplam oranı 1300 oran arkadaşlar. Düz alırsanız 200 oran yapıyor. Fakat 4-5-6'ya koyduğunuz zaman zaten 22 liraya 1300 TL kazanabiliyor. Zaten 1300 oran diye de geçiyor sistem olduğu için. O yüzden sizden ricam hemen like'larınızı bekliyorum. Geçtim. Skor yarışmamız var. Skor yarışmamızı açık yapalım. Ondan önce Beşiktaş maçının skorunu bilen arkadaşımız Hattan BSK isimli arkadaşımız. Bu kanal sahibi Instagram üzerinde bana yazarsa Eylül ayı boyunca katıl Telegram gruplarımızda misafir edelim arkadaşı. Sizlere de Rangers Napoli maçının skorunu sorduk. Zor bir mücadele. Bu sezon Napoli çok formda. Rangers de kendi evinde iyi sayılır. Çok iyi demeyelim iyi sayılır. PSV maçında iyi bir performans göstermişti mesela. Güzel bir maç bekliyorum. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alalım. Geçtim bunu. Yüksek misli cuma günü ne yaptık onu göstereyim. Adana Demir Trabzon maçına güzel bir yazı yazdım ben. Hatta altına da şunu yazdım. Neden bu maçı verdiğimi söyledim. Hatta dedim ki bakın Beşiktaş maçının skor beklentisi 2-2. Fakat bu maçın beklentisi 1-1. Ben bu mücadeleyi veriyorum. Çünkü Başakşehir istediği zaman tempoyu düşürebiliyor ki öyle yaptı. Kötü bir mücadeleydi. Yani seyir zevk açısından kötü bir mücadeleydi. 1-0 Başakşehir aldı. Fakat ben yüksek misli olarak burada Adana Demir'in KG'sini verdim. Ve yüksek misli de başarılı olduk. Geçtim bunu. YouTube raporunda ne yaptık? 12 Eylül YouTube raporuna baktığım zaman da 4 tane mücadele vermiştim zaten. Viborg'un maç sonu biri, Adana Demir'in KG varı, Empoli Roma maçının deplasman 1.5 üstü. Beşiktaş mücadelesine de KG olarak verdim. En kuduya yazar hiçbir şey demiyorum. Yüksek orandan da Adana Demir Trabzon mücadelesinin ilk kere 1.5 üstü 2.48 gibi orandan önermiştim. Tebrik ederim arkadaşlar. Yüksek oran grubunda ne yaptık onu gösterelim. Başakşehir Beşiktaş mücadelesine maç sonu 0 dedim. En kuduya yazar diyecek bir sözüm yok. Liverpool mücadelesine 1 ve 4,5 alt yaptım. 1.82 oranına çıkardım orada. Adana Demir maçına ilk yarı 1,5 üst aldım. Roma maçına da 2 ve 4,5 alt yaptım. Orada da 1.85 gibi oran yaptım. 25.80 gibi oran vardı. Her zaman diyorum ben buradaki arkadaşlarımıza tekli olarak değerlendirirseniz her zaman karda çıkarsınız bu yüksek oran grubunda. Fakat ben böyle sistem olsun. Düşük misli Mesela 28 TL'ye 732 TL para veriyordum mesela. Muazzam bence. Bunu da geçtim arkadaşlar. Dilerseniz videomuza başlayalım. Sizlerden ricam dediğim gibi like'lardır. Bol şans şansınız daim olsun. İlk mücadelem Milan'la Zagreb mücadelesi. Şimdi Zagreb bu maçta nasıl oynayacak onu konuşalım. Zagreb Milan'a karşı zaten ilk maçı Chelsea'ye karşı galip geldi kendi evinde. Gayet güzel bir iş çıkardı. Burada da puan çıkarmaya çalışacaktır. Oyun duraklatacaktır. Yeri geldi yeri yatacaktır. Yeri geldiği zamanda zaman geçirecektir Zagreb takımı. Özellikle geriye düşene kadar. O yüzden ilk gol biraz geç gelebilir. Ben güzel bir tercih bulduğumu düşünüyorum. Oran bandında. Yani Milan'ın bir on gibi oranı var. Milan'a mı gidip oynayalım? Hayır. Ben dediğim gibi Zagreb biraz daha oyunu duraklatacağı için ve tempoyu düşüreceği için bu mücadelede ilk yarıdan iki gol çıkmaz diyorum. İlk yarı bir buçuk altın oranı bir otuz gibi ideal bir oranı var. Bunu alabilir miyiz? Alabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Şöyle yüksek orandan baktığımız zaman da Milan mücadeleyi de kazanabilir mi? Kazanabilir. Fakat kazanırken de burada 3.5 altında kalır diye düşünüyorum ben zaten. 1.74'te bunun oranı var. Milan güzel oynayan bir takım. Bazı eksikleri var. Bu eksikler Zlatan, Florenzi, Rebic gibi eksikler. Fakat Leao olsun, Thistlemakers olsun, Giroud olsun ucunda iyiler. Burada Zagreb olabildiğince dediğim gibi puan almak adına beraberliğe bile yatacaktır. O yüzden... Çok fazla gol beklemiyorum. İlk yerden 2 gol beklemiyorum. Yüksek orandan da 3.5 altında 1 yapılabilir. Belki de 1-0 Milan yener gibi. Yani düşük skorlu bir maç bekliyorum. Maksimum skor 3-2-1. Maksimumu bence. Shakhtar Celtic mücadelesi. Shakhtar son Leipzig maçında gerçekten bu maç nasıl oldu biliyor musunuz? Mu? Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG Real Madrid maçı gibi oldu. Mesela Donnarumma orada bir hata yaptı. Ya pardon. Donnarumma mıydı yani? biri bir hata yaptı. O hata şey oldu. Mesela bu maçta da Shakhtar Leipzig maçında da Gulacchi direkt bir hata. Çok basit kötü bir hata yani. Yapmazsın onu Gulacchi. O kadar tecrübeli bir kaleci yapamaz yani. O maçta zaten iki tane iki tane benim ilk gol kaleci hatası. ikinci gol defansa çarpıp girdi. Üçüncü ve dördüncü golde hızlı ataklarla birlikte geldi. Leipzig iyi mi oynadı? İyi oynadı. Shakhtar'ın kadrosuna baktığımız zaman da zaten full Ukraynalı oyuncular. 10 tanesi oyuncu. Ukraynalı bir tanesi e, Brezilyalı. Şarkların kadrosu biraz dağıldı. Eldeki oyuncular da iyi mücadele ediyor açıkçası. Tebrik etmek lazım. Karşılarında Celtic var. 1.97 gibi oran açmışlar. Aman Allah'ım. Bakın bu Celtic kendi oyununu bir oynarsa bu şakları darma duman eder. Bakın ben bunu sizlere vereceğim. ideal kombineme de aldım. Diyorum ki ben burada. Celtic'i ben izleyen birisiyim. Fur Furuşaçi de döndü arkadaşlar. Son maçta sonradan girdi Real Madrid maçında. Bu maçta muhtemelen ilk 11 oynar. Kanatlarda Jota ve Abada ikisi gerçekten muazzam. Arkada McGregor ortada sürekli geliyor. Riley, really, Tumbul gibi isimlerle birlikte destek alan bir Celtic takım var. Gerçekten güzel bir maç bekliyorum. Ben burada bakın idealden veriyorum. İdealden kombineme de koydum. Celtic'in atacağı 2 gol. 1.80 gibi oranı var. Celtic'in ben oyununu beğeniyorum. En azından oynamaya çalışan bir takım. Real Madrid'e karşı da oynadı. Fakat biraz beceriksizlik yaptı. Bitiremedi. Buradaki Celtic'in atacağı 2 golü sizlere 1.80 gibi orandan öneririm. Rangers Celtic Napoli mücadelesi. Güzel bir mücadele bekliyorum. Rangers'in kendi evinde. Şimdi Napoli bu sezon gerçekten golli maçlara imza atıyor. Oynadığı oyundan dolayı. Hücumda da verim alıyor. Özellikle Kravatçella muazzam bir performansla birlikte takımı bir nevi sırtlıyor diyebilirim. O Simen bu maçta olmayabilir tekrardan. Olur olmaz bilmiyorum. Bu adı çocuğun baldır gerilmesi vardı. Geçen maç zorla oynadı. Normalde tekrar o sakatlığı vardı oynadı. Bu maçta da belki oynayabilir. Fakat bu mücadelede Rangers'la bir nevi tepki vermek isteyecektir Napoli'ye karşı. Güzel bir mücadele bekliyorum. Bu şu maçın henüz korneri açılmamış fakat korneri açılırsa 8.5 üst korner olarak bir değerlendirme yapabilirsiniz idealden. Onun dışında bir KG var da burada 1.53 gibi oranla alınabilir. Rangers'ın da Napoli'ye karşı gol bulmasını bekliyorum. Yüksek oranlarını zaten aldım fakat videonun sonundaki sistem kuponundan göstereceğim. Chelsea ile Salzburg mücadelesi güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Chelsea burada Potter'la birlikte ilk maçına çıkacak Salzburg'la karşı güzel bir oyunu sergileyeceğini düşünüyorum. Ben Chelsea'nin burada Sarbuk ne kadar hızlı oyunla oynasa özellikle Chelsea burada Abluka'yı aldığı zamanlarda arkaya da dikkat etmesi lazım. Çünkü Sarbuk topu kaplı zaman da çok hızlı çıkan bir takım. O yüzden Chelsea'nin burada biraz daha dikkatli olması lazım. Fakat Potter'la birlikte burada Aubameyang transferi de gerçekleşti. Chelsea tarafına baktığımız zaman da Sterling Aubameyang şekilde ileri olacaktır. İleride oynayacaklar Chelsea takımı burada. Ben şöyle bir kombineme nasıl aldım biliyor musunuz? Bakın kombineme düşük orandan aldım. Videonun sonunda zaten göreceksin. Ben evine atacağı 2 golü aldım. 1-24 gibi oranda. Chelsea'ye güveniyorum burada. Onun dışında bunu saymayın siz. Bunu çünkü videonun sonunda 2-23 yaptım oranı. Bunu zaten göreceksiniz. Ben burada belki Chelsea'nin iyi oyunuyla birlikte handikap da atmasını bekleyebiliriz diye düşündüm. Bunun oranı 1.68 gibi oranı var. Ama handikabı biraz riskli olabilir. Çünkü 2 de kalabilir bu maç mücadelesi. Geçtim diğer mücadeleme. Real Madrid Leipzig maçıyla devam edelim. Leipzig tarafında hoca değişikliği oldu. Marco Ross geldi takımın başına. İlk mücadelede çok güzel bir oyun sergileyerekten de Dortmund'u zaten yendiler. Ben zaten öyle bir sonuç bekliyorum. Kendi oynadığım Sportoto'da zaten Leipzig tarafına doğrudan bir verdim. Sportoto'da videolarını ben sadece kendim zevkli şey video çekmiyorum. Zevkli oynuyorum bu arada. Real Madrid'e karşı oynayacaklar burada. Real Madrid galip gelebilir mi? Galip gelebilir. İdealden ne alabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir ideal yapacağım sizlere. Real Madrid'in atacağı 2 gol bence burada idealdir. Şöyle oranını gösterelim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı burada. 1.32, 1.33 pantanın bir oranı var. Real Madrid'in atacağı 2 gol. Bir ve 1 ve 1.5 üst yapabilirsiniz mesela. Ben şöyle yaptım zaten. Yüksek oran amacından şöyle verdim. Nasıl verdim arkadaşlar? Dedim ki maç sonu Real Madrid kazanır. Leipzig'de gol atar. 2 3 bir bandında bir Real Madrid galibiyeti çıkabilir. 2-24 gibi orandan zaten sistem kuponumu attım. Göreceksiniz birazdan. Geçtim bunu da. Manchester City ile Dortmund mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma olacaktır. Burada City kendi evinde Dortmund'a karşı oynayacaklar diye düşünüyorum. Ben şöyle bir düşüncem var. Yani zaten City'yi anlatmaya gerek yok. Muazzam bir oyun sergiliyor. Dortmund takımı da çok defans yapabilecek bir oyuncu değil. Golli bir mücadele olabilir diye düşünüyorum. Ben burada ev sahibinin atacağı 3 gol ev sahibi 2,5 üstün oranı bir 1,50 gibi oranı var. Böyle bir ideal bir değerlendirme yapabiliriz. Onun dışında zaten verdiğim yüksek oranla burada ev sahibi her iki yarıyı da kazanır 2 oranı vardı. Anlık 1,98'e düşmüş. Şurada zaten. anasını. Şimdi isterseniz şöyle videoya şeyimiz gelsin. E, kuponlarımız gelsin ekrana gelmiştir. Şimdi bir ideal kombine bir de sistem kuponu yaptım. 1300 oranlı. Direkt zaten 22 liraya 1300 lira veriyor. 1308 lira. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Şimdi ideal kombineden başlayalım. İdeal kombine arkadaşlar Celtic'in atacağı 2 golü aldım. Dediğim gibi Celtic güzel oynuyor. Bu güzel oyunu sergilerse Shakhtar'a burada 2 gol atabilir diye düşünüyorum ben. Bir golü zaten bence var. İkinci golün riski burada 1.80 gibi oranı var. Aldık mı aldık. Chelsea'nin de burada atacağı 2 golü idealden aldım. Toplam oran 2.23 gibi ideal bir kombine yaptım. 100 liraya 223 lira para verir. Sistem kuponuna bakalım. Ben burada oranları biraz daha yükselttim. Mesela Celtic'in 2 golü alabilirdi. Ben burada iki ve bir buçuk 2 ve 1.5 üst yaptım. 2.36 gibi oranı çıkardım. Rangers Napoli mücadelesine Napoli'nin kazanmasını bekliyorum ama 2-1, 3-1 bandında bir skor beklediğimden dolayı hem KG var bekliyorum hem de Napoli bu mücadeleyi kazanır diyorum. 2.89 gibi orandan. Chelsea mücadelesine baktığımız zaman da Chelsea'nin iki farklı kazanırı burada. Handikap değil onu belirteyim. Maç sonunda Doğrudan iki farklı galip gelmesi yani. Mesela üç farklı galip gelirse yatar. İki farklı galip gelecek burada. 3.80'de onun oranı var. Juventus Benfica maçını anlatmadım fakat 2-3 gol bandında bir maç bekliyorum. Onu ekledim. İsti mücadelesine de ev sahibi iki yarıyı kazanır diyorum. İki oranı vardı anlık bir 98'e düşmüş 10 dakika önce. Real Madrid Leipzig maçına da 2.24 gibi orandan aldım. Maç sonu 1 ve KG var dedim. Buna da zaten bir bir paket sigara parası. 22 TL atıyorsunuz. 1300 lira para veriyor. Umarım gelir. Umarım şans yanımızda olur. Bu arada sistem 4, 5, 6. Şöyle söyleyeyim. Kupon bu maçları yazarsanız sistem seçeneği var. Sisteme tıklarsınız. Orada zaten sistem 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazar. Siz 4, 5, 6'yı seçeceksiniz. 4 maç gelirse bile en azından kupon paramızı alırız diyeyim sizlere. Bol şanslar şansınız daim olsun. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay.